Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Uhuvvet Risalesinden 5. vecihle devam edeceğiz bugün inşallah. Evet. Hayat-ı içtimaiyece inat ve tarafgirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Eğer denilse hadiste etilaf-ı ümmeti rahmetun denilmiş. Yani ümmetimin itilafı rahmettir. İtilaf ise tarafgirliği itiza ediyor. İtilaf olunca bu sefer tarafgirlik meydana çıkıyor. Evet, hem tarafgirlik marazı, hastalığı mazlum avamı, yani avam tabakası zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Tarafgiri ne yapıyor? Mazlum avamı zalim havasın şerlerinden kurtarıyor. Yani zalim idarecilerin ellerinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ileri gelenleri ittifak etseler mazlum avamı ezerler. Tarafgirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, bir tarafa dayanır, kendisini kurtarır. Hem tesadüm-i efkardan, efkarların, fikirlerin çarpışmasından ve tehalluf-i ukulden, evet, akılların, fikirlerin değişikliğinden hakikat tamamıyla tezahür eder. Cevap, birincisi, birinci suale deriz ki hadisteki itilaf ise müsbet itilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve ravacına say eder, çalışır, başkasının tahrif ve iptaline değil. Belki tekmil ve ıslahına çalışır. Evet, müsbet manadaki hadise göre nedir? Tarif değildir. Belki tekmil ve ıslahına çalışır ama menfi itilaf ise ki garaz karane, adabet karane bir verin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merdut rad edilmiştir. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. İkinci suale deriz ki tarafgirlik eğer hak namına olsa haklara merce olabilir. Hak adına olsa haklara bir dayanak olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkarane nefis hasabına olan tarafgirlik haksızlara mercedir ki onlara noktayı isnat teşkil eder. Evet, menfi tarafgirlik haksızlara nedir? Mercedir, dayanaktır, onlara yardımcı olmaktır, onlara noktayı isnat teşkil eder. Çünkü garaz karane tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edin, tarafgirlik gösterse o adam o şeytana rahmet okuyacak. Evet, eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak, derecede bir hassızlık gösterecek. İşte menfi milliyetçiliğin zararı bunlardır. Allah için seveceksin, Allah için buz edeceksin. Biraz sonra oraya da geleceğiz inşallah. Üçüncü suale deriz ki, hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-i efkar ise, evet, hak ve hakikat namına eğer fikirlerin birleşmesi olsa masatta ve esasta ittifak ile beraber vesayete itilaf eder. Evet, yani meselelerde itilaf olabilir. Benim meşrebim, benim mesleğim hatır diyebilir. Evet, hakikatin her köşesini ishal edip hakka ve hakikate hizmet eder. Fakat tarafgirane ve garazkarane firavunlaşmış nefsi emare hesabına hotfuruşluk şöhret pervane bir tazdaki tesadüm-i efkardan
fikirlerin çarpışmasından varikay hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü mahsatta ittifak lazım gelirken, ölelerin efkarının küre-i arza dahi nokta-i telakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider, kabili ihtiyam olmayan inşikaklara, parçalanmalara sevket verir. Hali alem buna şahittir. Elhasıl, el-hubbu lillah Allah için sevmek, vel-bughdu fillah Allah için boz etmek, vel-hukmu lillah Allah için hüküm vermek olan desatir-i aliye, düstur-i hareket olmazsa nifak ve şikak meydan alır. Evet, el-bughdu fillah vel-hukmu lillah demezse, o düsturları nazara almazsa adalet etmek isterken zulmeder. Evet, yani inşallah bundan sonraki kısmını okuyacağız. Allah'a emanet olunuz.